Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli bir veri geliyor. Türkiye saatiyle 15.30 itibariyle PCE enflasyon endeksi gelecek. Burada FED manşete değil de çekirdeğe çok önem veriyor ve çekirdekte aylık hedef 0.1. Bu çerçevede gelir mi? Büyük ihtimalle gelir. Çünkü PCE temel olarak Amerika'nın diğer büyük enflasyon verisi olan CPI'nin bir türevi. Ve bu türevde çok yanılmıyor piyasalar. Muhtemelen hedefler doğrultusunda gelecektir. Ve bu tabii olumlu bir şey ve piyasaları bir miktar yukarı hareket ettirebilir. Lakin FED söz dinlemiyor. Dün yine FED üyelerinden bir tanesi Baum'un korkunç bir konuşma yaptı. Ve dedi ki Amerika'da şu anda faize düşmek konusunda bir sebep göremiyorum. Enflasyonu yavaşladı emin değiliz. Ekonomi de zaten yavaşlamadı. Ama bu FED'in biraz geriye baktığını, yeni veriler hakim olmadığını söylüyor bana. Ben şirket bilançolarını okumayı tercih ediyorum daha ziyade. Şirket CEO'larının açıklamalarını takip etmeyi seviyorum. Çünkü gerçek veri onlarda var. Mesela dün Nike'ın bilançosu geldi. Çok kötü bir planço geldi. Bunun içinde elbette Nike'ın satışlarını Amerika'da yeni popülerleşen Hoka gibi, İsviçre'de On gibi bazı markalara pazar payı kaybettiğini yani kendi iç zayıflıklarının olduğunu tahmin ediyorum. Nike'ın yönetimini beğenmiyorum şu anda. Ama genel olarak tüketicide bir yavaşlama var gibi. Nereden biliyoruz? Mesela FedEx, hedef küçüktü. FedEx Amerika'nın en büyük kargo şirketi. Kargo işindeki yavaşlama tüketimi yavaşladığı anlamına gelir. Bugün bir mentorluk yaptığım arkadaşla biraz önce beraberdik. Amerika'da lojistik firmalarını tanıyor. Orada arkadaşları var. Lojistik firmanın işleri çok zayıf. E bu neye gösteriyor? Yine ekonominin yavaşladığını gösteriyor. Ayrıca konut satışları geldi. Konut satışlarında inanılmaz sert bir düşüş olduğunu gördük. Amerika'daki konut envanterinde bir büyüme var. Yani insanlar ellerindeki yeni konutları satamıyorlar. Bunu görüyoruz. Her yerden, her yerden küçülme işaretleri var. Walgreens, Amerika'nın en büyük eczane zinciridir. 8 bin şubeyi kapatacağını söyledi. Burada tabii iş modeli de değişiyor. Yani Amazon gibi, Kips gibi şirketler doğrudan kapıya kişiye özelleşmiş ilaç teslimatlarını atıyorlar. Yani Walgreens'in ana modeli de sarsılıyor. Yani Walgreens'e özel bir sorun da var ama bir yandan da 8 bin mağaza kapanıyor. Burada çok sayıda insan işsiz kalacaklar ve yine bir ekonomik küçülme işareti. Yani Amerika'da ekonomi şu anda zorlanıyor. Üst segment tüketicide pek bir sorun yok gibi. Onlar tüketmeye devam ediyor ama orta ve alt tarafta çözümü var ve unutmayın Amerika bir tüketim ekonomisi. Ve FED bence bu öncü göstergeleri okumak yerine gidiyor, geçmiş verilere bakıyor. İşsizlik verileri geldi dün Amerika'da. İşsizlik verileri beklenenden biraz daha iyiydi. Gerçi uzun zamandır iş bulamayanların sayısı artış var ama ne kadar sağlıklı o veriler onu da bilmiyoruz. Çünkü Amerika'da işsizlik maaşları oldukça düşük. O yüzden pek çok işsiz kalan insan zaten başvurmuyor bile. O başvurmayıcı da işsizlik oranındaki artışta görmüyoruz. Ben onu da pek gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sahadan anekdot olarak duyduklarımda iş bulmanın gittikçe zorlaştığını gösteriyor. Amerika bir resesyona girdi mi? Bence sektör sektör şu anda resesyonda Amerika. Yani mesela otomotiv tarafında bizim Tesla'nın içinde bulunduğu alanda sürekli araç fiyatları düşüyor. Sürekli eldeki araç envanteri büyüyor. İkinci el araçlarda fiyat düşüşleri var. Orada resesyon var bence. Konut tarafında resesyon var. Bir gelen sayıda onu gösteriyor. Konut tarafındaki satışlar beklenen çok altında geldiler. Orada resesyon var gibi görüyoruz. E, tüketim ürünlerinde işte spor ayakkabılarda belki resesyon var. Dün Southwest Airlines'dan da bir açıklama geldi. Yıl sonu hedeflerini küçülttüler. Southwest Airlines diye çok önemli çünkü Amerika'da domestik uçan bir havayolu şirketi ve en ekonomik uçuşları sağlayan bir şirket %2 ile %4 arasında koltuk başı gelir azalması bekliyoruz dedi. Bağırıyor ekonomi ben yavaşladım diye ve FED'in bir üyesi çıkıyor. Biz yavaşlama göremiyoruz diyor. Bu da FED'in faiz indirimini sürekli olarak geciktiriyor ve etkisi de azalıyor. Çünkü faizden aslında ekonomi üzerinde etkileri çok yoğun olmayabiliyor. Çünkü şirketler borçlarını daha ver almış oluyorlar, tüketici kredileri vesaire. Yani aslında faizlerin etkisi biraz daha uzun vadede. Bu faizleri yükseltip enflasyon düşürken de böyleydi. Bakın ne kadar hızlı ve sert şekilde yükselttiler faizleri. Ona rağmen enflasyon epey direndi. Şimdi de düşürürken de etkisi az olacak. Yani eğer ekonomi gerçekten duraklamaya girmişse faiz azaltmanın etkisi orada da az olacak. Ve bunu böyle utangaç 25 bas puanlar yapacaklarsa en iyi ihtimal Temmuz daha bile gecikebilir. Hatta işte dün diyor ki Fed'in yine yöneticilerden bir tanesi bu yapmamıza gerek yok. O 25 bas puanla hiçbir etkisi olmayacaktır. Çünkü onun aslında etkisi psikolojik. Mesela Mayıs'ta yapsalardı bunu piyasaya şu mesajı verebilirlerdi. Enflasyonu kiralar hariç iyi bir düşme olduğunu görüyoruz. Biz biraz ekonominin rahatlaması gerektiğini düşünüyoruz diyebilirlerdi. Öyle yapmadılar. Gittikçe geciktirdikçe de soru büyüyor. Soru büyüdükçe de bir gün bir pazar günü mesela Fed'in aynen toplanıp biz faizleri bir puan indiriyoruz gibi böyle sert bir açıklama yapmaları mümkün. Bu piyasada ürküdür. Yani faiz inmesi piyasalar için iyidir. Hangi koşulda? Enflasyonu yendik ve ekonomi çökertmeden yavaş yavaş faiz indiriyor senaryosu iyidir. Bu da 25 bas puanlık çok sayıda indirimi gerektirir. Şimdi bu yıl için önümüzdeki runway yani gidebileceğimiz pist azalıyor bu konuda. Ve FED bence hala geçiyor. Bu çerçevede ben piyasalara biraz daha ülkek bakar olmuş durumdayım. Neler gibi çekiyor böyle bir ortamda? Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil ama TLT gibi, TMF gibi ETF'ler dikkatimi çekiyorlar. Niye? Bunlar çünkü Amerika'da faizler düşünce değer artacak şeyler. Faizler de sonu düşecek. Kesin resesyon geliyor çünkü bağırıyor. Yani zamanlama sıkıntılı da olsa ve o TLT ve TMF resesyon da gelse değerler o dönemde artıyor. Niye? Çünkü faizler düştü. Onlar orada ters korelasyonla çalışıyorlar. Biraz portföyde nakite artırma niyetim var şu anda. Bu önemli bir karar. Bir de doğrudan doğruya tüketiciye ürün satan firmalara biraz çekingen bakıyorum. Yani Tesla'da bile eğer otonom suç hikayesi olmasa çekingen bakardım öyle söyleyeyim. Veya doğrudan doğruya tüketicinin satın almasına dayalı Sofi gibi, PayPal gibi pozisyonlara biraz bir ürkütüyle bakıyorum. Henüz pozisyonunu küçültmedim. Hatta geçen hafta Sofi Sofi'de aldım ama biraz ürkmeye başladım onlardan. O yüzden bir miktar nakitimin daha kuvvetli olsun istiyorum. Küçük ise senetlerle ilgili ümitlerim de biraz kırılıyor. Çünkü bu iş geciktikçe Küçük şirketlerde iflaslar artacaktır diye düşünüyorum. Yani biraz sıkıntılı bir dönemdeyiz ve beni biliyorsunuz genel olarak Amerikan piyasasında boğayım. Ekim'den beri, 2022 Ekim'den beri beraber çok güzel kazandık takip edenler. Şimdi biraz daha çekingen bakma zamanı, bir de Temmuz ayı devreye giriyor. Dün Trump'la Biden'ın müzartasını izledim. Trump açık ara kazandı. Yani Biden'ın tabiri tam caizse artık zihni faaliyetlerin tam kuvvetli olmadığını gördük. Öyle söyleyeyim yani öbür türlü YouTube sansürüne uğrarız. Trump buradan açık ara galip çıktı. Zaten hemen anketlere yansıdı. Orada öyle bir gelişme var. Trump meselesini piyasalar sevdiler. Akşam hemen vadelerde biraz yükseliş gördük. Trump çünkü daha piyasa dostudur. Vergi sevmez. Piyasaları alevlendirmeyi sever. Ama o daha sonraki mesele. Yani şu andaki meselemiz bu FED ne yapacak meselesi ve bence zaman daralıyor. O yüzden Amerika'da resesyonun belli sektörlerde zaten yaşanmaya başladığını düşünüyorum. Ve eğer FED doğru karar almazsa yayılabileceğini düşünüyorum. Böyle bir durumda faizler en sonunda düşeceği için TLT gibi, TMF gibi ETF'ler ilgimi çekiyor. Küçük hisse işte senetlerine olan ilgim bir türlü alevlenmiyor orası ve geciktikçe orası sıkıntı büyüyor. Çünkü o şirketin bir kısmı iflasa gidebilirler. Bir de tabi. Çok büyük hani bol nakite olan veya bol nakite olan müşteriye satış yapan işte Nvidia gibi yeni sektörler yaratan, verimlilik sıçramaları yaratacak yapay zeka gibi, robotics gibi işlere yatırım yapanlar hala bence iyiler ama biraz daha dikkatli gitme zamanı geliyor. O çerçevede bugün gelecek enflasyon verisini çok dikkatli takip edeceğim ve o veriye piyasanın verdiği tepki çok çok önemli. Eğer PCE beklendiği gibi gelirse ve piyasa buna iyi bir tepki vermezse ülküntüm artacak aslına bakarsanız. PC'yi beklediğimiz gibi gelir. Piyasa buna iyi bir tepki verirse ümidim biraz artacak. Ama yine de biraz daha dikkatli olma zamanı diye düşünüyorum. Temmuz ayı bilançolarında pek çok şirketin çok dayak yiyeceğini düşünüyorum. Çok odaklanmak gerekiyor. Yani şirketinize iyi bir bilanço getireceğine, nakit akışın pozitif olduğunu, büyümeyi sürdürebileceğine ve sıkıntılı bir resesif bir ortamda orayı atlatabilecek güce sahip olacağına inanmak gerekiyor. Çünkü bence Amerika'da bu FED bu işi becerememe ihtimali biraz arttı. Ben geçen senenin yani 2023'ün ortalarında FED bu işi başarılı bu yumuşak inişi 10 üzerinden 8-9 veriyordum. Bu yılın başlarında daha da yükselmiş puan 9'lara gelmişti. çünkü enflasyon çok hızlı iniyordu ve FED Powell çok doğru şeyler yapıyordu. Bu yıl ikinci şeylerin başlarında 7-8'lerde çünkü enflasyon biraz arttı ama FED hala doğruydu. Ama son FED toplantısında Powell'ın saçma sapan tavrı o günden beri FED üyelerinin yaptığı konuşmalar, tembeldikleri hatırlayın en son gelen enflasyon verisini o gün değerlendirmeden kendi projeksiyonları açıklamışlardı ve basın toplantısında Pavel'in içinden geçtiler. Yani çok kötüydü çünkü toplantı. Şu anda biraz 5'lere yaklaştı. Yani ne demek 5'e yaklaşmak demek? Bu işi becerememe ihtimalleri ile becerme ihtimalleri eşitlendi gibi. Hala becerebileceklerine dair azıcık ümitliyim. Belki o yüzden onun üzerinden 5.1 demem lazım. Ama her geçiken gün işin sıkıntısı büyüyor. Bu nedenle biraz daha nakit. Faizlerin mutlaka düşürüleceği zamanla bir bilmemekle beraber bunun bahsine yönelik oyunlar. Küçük zayıf firmalarda biraz belki pozisyon küçültmeler ve çok kuvvetli restasyon olsa bile ilerleyebilecek firmalar bulmak daha anlamlı gözükmeye başladı bana. Bundan ilgili bu pazar günü YouTube katıl üyeleri ve Hattin Aşk Kulübü üyeleriyle canlı yayını yapacağım. Orada tek tek hangi hissede nasıl davranacağımı anlatacağım. Aslında geçen hafta için bu sözü vermiştim. Fakat piyasadaki gelişmeleri biraz daha izlemek istedim. Çünkü çok fazla konu var. Çok emin olamadım ama gittikçe biraz moralim bozuluyor. Bu yarın borsalar çökecek anlamına gelmeyebilir. Borsalar aslında bir resesyon haberini mutlulukla karşılayabilirler. Fed'in faiz düşürmek zorunda kalacağına dair. Ama biraz tadım kaçtı açıkçası. Bunu söylemekte fayda var. İzleyeceğiz. Şu anda büyük bir pozisyon değişikliğim yok. TLT, TMF biraz inşasına başlıyorum. Küçük hisse senetleri IWM'e epey yüklendim. Onu biraz bekleteceğim şimdi biraz göreceğiz. E, Nvidia gibi büyük oyunlarda sıkıntım yok. Tesla'da sıkıntım yok. Yatım tavsiyesi değil. Hepsine yanılabilirim. Ama biraz yapay zekanın dışında kalan hikayeler bence zorlanacaklar. Yapay zekada da küçük firmalar veya yapay zeka bir ucundan değdiği için değerlenenler. Mikron bunu bir örneği Mikron Technologies Epey sert da piyasa. Bunları biraz daha dikkatli olmak gerekiyor gibi düşünüyorum. Sevgiler saygılar durumlar böyle.